Gobeller merhaba. Arkadaşlarım, Supara yayınlarında dörtgenlere geçtik. İkinci ünitemize geçtik. Dörtgenler konusundayız. Birinci testle başlıyorum dostlarım. Ayarlamamızı yapalım, odaklanmayı yapalım ve vakit kaybetmeyelim. Başlayalım soruları çözmeye. Birinci soru. FEC açısını soruyor. Bakın dostum, dörtgenlerde şu ardışık iki açımız var ya. Neyse, kalemin ucu bitmiş. Şu C ile D ardışık iki açı. Ve ben eğer ki bu iki açının açıortayları arasındaki şu açıyı bulmak istiyorsam kural şu. Diğer iki açıyı topla, ki 190 mı yapıyor bunların toplamı? Evet. 2'ye böl kardeşim. Mevzu bu. 190 2'ye bölünürse ne yapıyor? 180 olsa 90 yapardı. 190 95 yapıyor kardeşim. Şurası 95. Şimdi neymiş kural? Ardışık iki açının açıortayları arasındaki açı diğer ikisinin toplamının yarısıymış. Ve burası 95 ise mecbur istenen yere de ne kalıyor? 85 kaldı. Hemen 2 numaradayım. Bakın burada da karşılıklı iki açının açıortayları arasındaki açıyı bulacağım. Şurayı bulacağız dostlarım. Ki orayı mı soruyor? Evet, AEF'yi soruyor. Burada da kural diğer ikisinin farkının yarısı. Yani 108'den 80'i çıkartıp 2'ye böleceksiniz dostlarım. Çıkartırsak 28 bölü 2'den 14 kaldı. Bunu da hallettik. Evet, 3 numaradayım. Şunu üçgende açıda öğrenmiştik. Bak, daha soruyu okumadan yapacağınız hamle. Şöyle iki tane tık tıkın arası 60 derece ise hemen bunların uçlarını birleştirin. Buna da tık koyun. Çünkü eşkenar üçgen çıkıyor burası arkadaşlarım. Ve 100'den geriye de 40 kalıyor. Bakın, bir ikiz kenarda burada yakaladık. 40 sa tepe açısı 70-70 kalıyor dostlar buraya. Neyi soruyor bize? BCD 70'i soruyormuş. Cevap Denizli geldi. 4 numara klasik bir sorudur arkadaşlarım. Bakın ne yapıyorum? Dörtgenlerde bir kenarın bile ikiye bölündüğünü görürsen sen hemen diğer kenarların da tam böyle orta noktalarını işaretleyip şu dörtgeni oluştur kardeşim. Şimdi bu da burayı ikiye bölmüştür. Bu da burayı ikiye bölmüştür. 1. Ortada oluşan dörtgenin alanı her zaman büyük dörtgenin alanının yarısı. Bak, bu birinci kural. Yaz bu kuralları bir yere. 2. Eğer ki bu büyük dörtgenin köşegenleri dik kesişiyorsa senin bu ortada oluşan dörtgenin her zaman dikdörtgen olacak. Her zaman dikdörtgen. Şimdi köşegenler dik kesişiyorsa dikdörtgenmiş. 3. Senin bu ortada oluşan dörtgeninin çevresi büyük dörtgenin köşegenleri toplamına eşit olacak her zaman arkadaşım. Daha var, bir sürü kural var ama biz şimdilik bu üçünü duymuş olalım bir. Şimdi bakın başka neler söyleyelim. Şimdi AC'yi 8 vermiş. Unutma, şurada senin çizdiğin şu KE kenarı var ya, bak burayı da ikiye böldü, burayı da ikiye böldü. AC'nin orta tabanı oldu. O halde KE 8'i diyebilirsin dostum. Başka, BD'nin de bak şu KF var ya, şu çizdiğinde BD'nin orta tabanı oluyor ki BD 12'ymiş, o zaman burası 6. Bak, istersen bu ortada oluşan dikdörtgenin alanını, çevresini, her bir bokunu buluyorsun artık. Ama bize şuradaki dik üçgende Pisagor yapmamızı istiyor. FE'yi soruyor çünkü. 6, 8, 10 geliyor FE uzunluğu dostlarım. Biz bir yerde hata mı yaptık? Bir bakalım. Evet, hata yaptık. Çünkü AC'yi 8 vermiş. Burası orta taban olduğu için 4 olacak mecburen. Burası da 12 idi. Evet, 6 olacak. Şimdi Pisagor'u yapalım. 4, 6, 2 kök 13 üçgenidir kardeşim bu. Ben bunu ezbere bildiğim için hemen söyledim ama sen gerekirse Pisagor'unu yap. İşte buna x de, x kare eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi deyip de kökenli 2'yi bulabilirsin buradan. Kökenli 2 de 2 kök 13 yapıyor. Evet, geldik bu sorumuza. Bakalım bu ne diyor? 105, 135, 7 kök 10, BC soruyor bize. X diyelim buraya hemencecik biz. Şunu yapalım arkadaşlarım. Şu 135'i görünce kardeşini gösterecektik ya, 45'i. Aha, gösterdim. 45'i görünce de karşısına dik indirecektim. Aha, indim.
90'ın karşısı 8, kök 2 ise ha bu amcam 8, ha bu amcam da 8 oldu. Dostum şimdi ben karşılıklı iki dik açı görünce, dik üçgende öğrendik bunu da. Karşılıklı iki 90 derece görünce ortak hipotenüslerini çizip bir yukarıdan dik üçgen yapacağım ki o kolay. Bak 8, 15, 17 dik üçgeni özel. Bir de aşağıdan şuradan yapacağız. Aranan şeyi bulacağız şimdi kardeşim. Peki 17'nin karesi 289 eşittir. X kare artı 10'un karesi 100. 100'ü bu tarafa attık. 189 kaldı. X kare kardeşim. Tabii ki X eşittir. Kök 189 oldu. Şimdi 21'li bir şeymiş arkadaşlar bu. 21'li bir şey olacak muhtemelen. 8, 15, 17'yi de doğru yazdık. Şimdi bakalım hangisinin karesi 189 yapıyor diye de düşünebiliriz. Şu Ceyhan'mış gibi duruyor. Sonu 9'lu ya. Şunun bir karesini alalım dostlarım. 9 ile 21'in çarpımı olur ki evet 189 oldu. Doğrudur. Cevap Ceyhan geldi. Şu amcaya bakalım ne diyor bu? AD uzunluğunu soruyor x'i. Bak bir açıortay bir diklik gördüğünde ne yapacağım demiştik? Fışkırtma teoremi. Açıortayın üstündeki bu noktadan buraya bir dik gelmiş bu kola. Şimdi bu kola da bir diklik gidecek. Tabii bu kola öyle bir diklik gidecek ki kardeşim. Hem bu diklikler eşit, burası da 6, hem de kollar eşit olacak. Yani 7 ise burası da 7 olacak, 3. Ve bak burada güzel bir dik üçgen çıktı. Biri 3, biri 6. Yani biri diğerinin 2 katıysa ne yapıyordum? Küçük olanın kök 5 katıydı hipotenüs. Cevap o zaman 3 kök 5 paketledim geçti. 7 numaradayız. Bakalım ne diyor 7 numara. Önce şunu gördüm arkadaşlarım. Şurayı çizelim. 9, 12, 15 dik üçgenini gördüm. Neyi soruyor? Bize dörtgenin alanını soruyor. Önce şuradaki üçgenin alanını bulalım. Sonra buradaki üçgeni bulalım. Toplayıp bitirelim işi. Bu üçgen dik üçgen. O halde 9 çarpı 12 bölü 2. Biliyorum ki dik üçgenin alanı dik kenarları çarp 2'ye böl. Yani gitti gitti 6. 6 kere 9'dan 54 bunun alanı. Şimdi bu üçgen de özel bir üçgen. İkizkenar bir üçgen. O halde tabana bir diklik indirelim şöyle. Tabanı 2'ye bölsün 9, 9 diye ve 9, 12, 15'ten yüksekliği de 12 buldu. O zaman bunun alanı yükseklik 12, taban 18 bölü 2'den 9 oldu şurası. 9 ile 12'nin çarpımı 108 de bununki. Peki toplamını soruyor. 108, 54 daha, 154, 8 daha, 162 mi yapıyor arkadaşlarım? Evet, Edirne doğru cevaptır. Bakalım bu amca ne diyor? AB 3 kök 3 6 demiş. DE uzunluğu şuradaki X uzunluğunu bizden istiyor bu kerata. Şimdi dostum bak yine şu eşit parçalara YY diye seslenelim de biz. Adamım şuradan karşılıklı 2,90 gördüğüm için şu ortak hipotenüsü çizdim. Şuraya da M diyelim. Bak bir buradan Pisagor yapacağım. Ki ne olur M kare eşittir. Y kare artı 3 kök 3'ün karesi. Bir de bu taraftan yapalım. Yine m kare eşittir. Y kare yine artı. O zaman burası da mecbur 3 kök 3'ün karesi geleceğinden 3 kök 3 olmayacak mı arkadaşlarım? İşte böylece hani aynı üçgenmiş bunlar, eşmiş. Şimdi şuradan da bir Pisagor patlatıp x'i bulalım artık. Özel üçgen mi var? Bir bakarsınız ona da. Ama biz Pisagor'umuzu yapalım. 6'nın karesi 36. X kare artı 3 kök 3'ün karesi 27. Sonra hemen 27'yi bu tarafa attım. 9 eşittir x kare. X eşittir 3 geldi. Evet 30 60 90 üçgeniymiş arkadaşlarım bu arada. Şuna bakalım. Burada ne yapacağız bir görelim. 4 5 BC uzunluğu x'i soruyor bize kardeşler. Şöyle yapalım mı? Bunu şöyle yukarıya doğru bir uzatalım. Şöyle yukarıda birleştirelim bunları. Burası 30 olsun. Niye? Çünkü 90, 60, 30 olsun diye. Peki 30'un karşısı 5, 90'ın karşısı 10 olacak. O halde şuraya 6 kaldı. 60'ın karşısı şu uzunlukta dostum. 5 kök 3 gelmek zorunda. Peki şurada da bir dik üçgen var. 30, burası da 60. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısını bulmak için köküçe bölüyorsun 6'yı. 2 kök 3 çıkıyor. 90'ın karşısı da 30'unkinin 2 katı olacağı için burası 4 kök 3 geliyor.
5 kök 3'lü tamamı x'e de kök 3 kalıyor dostlarım. Cevabımız Ceyhan çıktı. Evet, neredeyiz şimdi? Bu sorudayız. Bakın yine ne demiştik arkadaşlarım? Eğer bir dörtgende bir kenar bile ikiye bölündüyse sen hemen diğer kenarları da şöyle ikiye böl. Şurayı da ikiye bölelim biz. Şöyle gösterelim. Şununla birleştirip bir üçgen yapalım arkadaşlarım burada. Tabii ki devam edelim şimdi. Başka neler yapacağız? A, C'ye 6 vermiş. Şimdi bu A, C 6 ise bu adam orta tabanı oluyordu değil mi? EK. Yarısı olacak 3. Aynı şekilde BD de 6'ymış. O zaman bu da onun orta tabanı olacak. Bu da 3 oldu arkadaşlarım. Şimdi şu 120'yi konuşalım kardeşler. 120 paralel ya hani bunlar. Şurası U kuralından 60. Şu da U kuralından 120. O halde bu açı da 120 geldi. Bak şimdi bize şurada özel bir üçgen var arkadaşlarım. Hemen hatırlayalım o özel üçgeni. 120-30-30 üçgenidir bu. Bunu göreceğiz sıklıkla arkadaşlarım. Her konunun içerisinde çıkabilecek potansiyele sahip bir üçgen. Tıpkı ikizkenar, tıpkı eşkenar, tıpkı dik üçgen gibi. Neydi bunun kuralı? 30'ların karşısı KK ise 120'nin karşısı hep kök 3 katı. Şimdi sorumuzda 30'ların karşısı 3, 3. O halde 120'nin karşısı da yani EF aradığım uzunlukta 3'ün kök 3 katı olacak. 3 kök 3 diyor. Evet, 11 numaradayız. AFB, AFB. Şu alan 12 verilmiş. Tamam. CFB 8 verilmiş. Buna da tamam. DFC 4 verilmiş. Eyvallah. ADF üçgeninin, sarı üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Dostum bunun için formüller falan yazıyor kitaplar. Ama bence hiç gerek yok formüle. Bak şimdi şöyle yapalım. 4 ile 8 doğru mu? Şu iki üçgeni kıyaslayalım. 2 katı. O zaman şu kenarlarda mesela K'ya 2K olmalı ki alanda 2 katına düşsün. Şimdi aynı muhabbeti bu taraftan yaparsak 2K'ya 12 yani 6 katı. K'ya da 6 katı düşecek. Direkt 6 olacak arkadaş. Yani 2K'dan K'ya yarıya düşmüş. 12 de yarıya düşecek. 6 diyebilirsin sorumuzun cevabını. Şuna bakalım. ABC'de dörtgen 6, 4. Tüm şeklin alanını soruyor bize dostum. Ben şimdi ilk önce şuranın alanını bulayım. Şurada bakın bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin alanı 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 geldi. Şimdi şurasına A, şurasına B dersem A artı B'ymiş 12 olan. Peki şu kenar ortaydan ötürü şu doğru kenar ortay. Burayı A diye ayırdıysa burası da A. Ya da bu taraftan konuşalım. B ise burası da B diyeceğiz. Bize neyi soruyor? Tüm alanı. Yani 2A ile 2B'nin toplamını. A ile B 12 ise 2A ile 2B tabii ki 24 yaptı dostlarım. Evet, birinci testi gömdük arkadaşlarım. Alalım ikinci testi elimize. Şöyle koyalım. Bir de şöyle ben bir odaklanma muhabbetine de bir bakayım çaktırmadan. Evet. Tamam ya, güzel. Bir daha odaklayalım anasını satayım. 14 dakika oluyor neredeyse. Devam edelim biz. İkinci testi de çözelim sonra bitiririz. Şimdi yine bakın birinci testte öğrendiğimiz kural. İki açıortayın arasındaki açıyı vermiş 100. Ha bakın bunu formülsüz de çözeriz. Onu zaten biliyorsunuz. Üçgende açıda öğrendiniz. Eşit açılara A, A, B, B yaz. Topla 180'e eşitle. Kesin çıkar oradan da ama. Dörtgenlerin formülünü de bir duyun istiyorum ben arkadaşlar. Bize neyi soruyor? D, C, B. Şuradaki X açısını soruyor. Şimdi ardışık iki açının açıortayları arasındaki 100 dereceyi biz nasıl buluyorduk? Diğer ikisini topla 2'ye böl. Yani 70 ile X'in toplamının 2'ye bölünmesi 100'ü verecek bize. O zaman 70 ile X'in toplamı 200 olacak. Bu 2'yi burayla çarpalım. 200. 70'i çıkartacağız 200'den. 130 mu geliyor dostum? Cevap Adana. Hadi 2 numaradayım. 23 ile 37'nin toplamı 60'tır. Şuraya 60'ı yazalım. AC'yi 12, BD'yi yani köşegenleri vermiş. Tüm şeklin alanını soruyor. Dostum alan formülü de şu. Köşegenleri çarp 2'ye böl. Bir de çarpı aralarındaki açının sinüsüyle çarpacaksınız dostlarım. Sinüs alfayla da çarpacaksınız bunu. Alan formülü budur kardeşler. Hadi yapalım şimdi bunları o zaman biz bir çözelim. Şimdi köşegenleri çarp. Yani 8 ile 12'yi çarp. Bir de 2'ye böl. Yapıyorum. 8 çarpı 12 bölü 2
çarpı bir de aralarındaki açının sinüsü. Sinüs 60. Köküç bölü 2'dir dostum. Sinüs 60. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Şuradaki 4'ten gitsin. 3 kalsın. 3 kere 8. 24. Köküç mü çıkıyor sorumuzun cevabı? Evet. 2 numara Ceyhan geldi arkadaşlarım. Ben bir yandan böyle cevap anahtarına da bakıyorum arkadaşlar ki hani cevap anahtarında hata varsa hemen söyleyeyim onu diye. Şimdi bazen oluyor. Bir soruda yakaladım öyle bir şey. Düzeltmiş hocam sağ olsun yeni basında. Yok arkadaşlarım o hata. Zaten şeyde de söyledik. O testi sözerken de söyledim. Hata yokmuş o soruda. Basım hatası varmış daha doğrusu. Ve yeni basında da düzeltirler orayı. Cevap D diyordu da biz E mi buluyorduk? Ne öyle bir şey. Peki. 3 numaradayız goberler. Hadi bakalım. Bir ABC üçgeninde yine çizeceğiz arkadaşlarım. BH diktir AC olacak biçimde AC üzerinde H noktası alınıyor. Şöyle bir göstereyim onu. Şimdi kalemimizin ucu bitti. Mecbur bu tükenmezlerle yapıyoruz. Silme ihtimalimiz de yok. O yüzden dikkatli dikkatli yapmaya çalışıyorum. BH diktir AC. Şöyle bir H noktası aldık AC üzerinden. AB 8. Peki. AD 4 ve CD 5. Birim olacak şekilde D eleman BH alınıyor. AD 4 CD 5 olacak şekilde diyor. BC uzunluğu acaba nedir diye de bir soru sormuş bize. Sorumuz bu kadar arkadaşlar. Mevzu bu. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi görelim. Arkadaşlar dik üçgende ben bu kuralı hatırlattım size aslında ama bir kez daha duyun bu kuralı. Şu şekle biz bumerang diyoruz dostlarım. Şuna bumerang diye bir isim uydurdum ben. Benzediği için bumeranga. Bumerang bir dörtgendir aslında. Ve bu dörtgenin köşegenleri ana birisi şu BD'dir. Diğeri de AC'dir köşegenleri. Bakın köşegenler dik kesişmiş denir buna hatta. Bu durumda dik kesiştikleri için. Şimdi sen bu bumerangı gördüğün zaman şu olayı yapabiliyorsun kardeşim. Şurada formülü bir hatırlatayım ben sana. Sonra sen bu soruyu daha kolay anlayacaksın. Şimdi şöyle bir şekilde bumerang gördüğümüzde köşegenler dik kesişiyorsa şuradaki A ile şuradaki B'nin kareleri toplamı A kare artı B kare eşit oluyor. C ile D'nin kareleri toplamını arkadaşlar. Şimdi şekli burada yana yatırmış bu adam. Biz şöyle görelim hemen bunu. X kare ile 4'ün karesinin toplamı yazıyorum. X kare artı 16 eşittir. 8'in karesi ile 5'in karesinin toplamını yani 64 artı 25 dostlar. Peki x kare eşittir. 16 bu tarafa gelirse eksi 16'dan şurada 9 olur. 64 ile 9'un toplamı 73 yapıyor galiba. Evet x kare 73. X de kök 73 çıktı arkadaşlar. Üçüncü sorumuz Bursa'ymış. Tamam arkadan da böyle diyor zaten. Şimdi ne diyor? AE diyor. 2K denirse AE'ye. EC'ye 3K diyeceksiniz diyor. Peki. Yine bak benzerini bir ön sayfada mı çözmüştük? Bir önceki testte çözdük herhalde değil mi arkadaşlarım? Son sorusunda hatta. Evet aynısını yapacağım. Ben şimdi şuradaki üstteki üçgenin alanını bulacağım önce. Ki 6 çarpı 8'dir. 48 bölü 2'den. Şu üçgenin alanı 48 bölü 2'den 24. Şimdi şuraya 2A dersem, şuraya da 2B dersem diyorum. 2K'ya 2A, 3K'ya 3A düşecek. 2K'ya 2B, 3K'ya 3B düşecek. Şimdi biz üstteki üçgeni bulduk. Yani 2A ile 2B'nin toplamını 24 bulduk. Dolayısıyla A ile B'nin toplamı 12. Bize neyi soruyor? Tüm şeklin alanını. Yani 5 tane A ile 5 tane B'nin toplamını da bana soruyor. O zaman A artı B 12 ise 5'te de çarptım. 60'ı paketledim. Geldik bu gobele. Bakalım ne diyor? A var, B var. A, B, E üçgeninin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Hadi gelin açıortay muhabbeti yapalım. Bak açıortayının kafası burada. Kollarda şunlar. Bu adam aşağıya doğru inmiş. Buradan bu kola bir diklik gitmiş. Ben de şu kola bir diklik gidiyorum. O halde
Bu dikdikler kesinlikle ama kesinlikle birbirine eşittir diyorum. Şunlar eşit. Hatta şurası K birimse şurası da K birimdir diyebilirim ben artık. Bu bir. İki. Şimdi bu açıortay için konuşsak. Bakın bu üstündeki noktadan bir bu kola diklik çizmiş. Bir de bu kola diklik ben çiziyorum. O halde dostum bu da kesinlikle buna eşit. Şöyle buna da tek çizgi koydum. Aslında şeklin bize söylemek istediği şey şu. Ortadaki kırmızı üçgenin şuradan çizilen yüksekliğiyle bak bu. Buradan çizilen yüksekliği birbirine eşit oldu. La biz bunu nerede görmüştük? İkizkenar üçgende. Ne demiştik ikizkenar üçgende? Şu eşit açılardan eşit kenarlara çizilen yükseklikler eşittir demiştik. E o zaman hocam bunlar eşit açı kesinlikle. Şunlar da eşit kenar. O halde bu da B. E, üçgenin çevresini soruyor. 2B artı A. Yani Bursa şıkkı doğru cevaptır dedik dostlara. 5 Bursa. 6'ya bakıyorum arkadaşlarım. 12'yi görüyorum. Bir şeyler görüyorum buradan. 5, 12, 13 diyelim. Burası 13 olsun. A diyelim 90, B diyelim. Şurası da A olsun. CD uzunluğunu şuradaki X'i soruyor. Bakın ben buradan da bir diklik çiziyorum arkadaşlarım. Niye hocam bu dikliği çizdim? Çünkü şurada A açısı var. AB 90 yapacağım. B'yi koyacağım. Bu yüzden çizdim. Ve bir de 90'ın karşısı 13 geliyor. Bunun da 90'ın karşısı 13 ya. Eş üçgen olsunlar diye bunu yaptım. Peki. Burada B'nin karşısı 5. O halde şurası da 5. Demek ki şuraya 7 kaldı. E dikdörtgenden burası da 7 oldu dostlar. Evet. Çevirdik. 8 üçgen. 8'deyiz. Şey 7'deyiz. Bir dikdörtgenin orta tabanlarının uzunlukları toplamı bir dörtgenin orta tabanlarının uzunlukları toplamı 6 ve 4 birim olup 60 derecelik açı ile kesişmektedir diyor. Buna göre bu dörtgenin alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş. Oh ne güzel bir soru. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi bir dörtgen varmış arkadaşlar. Aha böyle rastgele bir dörtgen çizdim. Bir şunun orta tabanın diyor. Bir de şunun uzunlukları toplamı kaçmış bunların? Birisi 6'ymış, birisi de 8'miş. Böyle demiş uzunlukları toplamı dediği şey bu olsa gerek. Peki şöyle bir de biz bir şu şekli de çizelim arkadaşlar. Ve bunlar bir de neyle kesişiyorlardı? 60 dereceyle mi? 60 derecelik açıyla da kesişiyor. Peki biz ne öğrendik? Şuradaki dörtgenin alanı tüm şeklin yarısıydı. E bu dörtgenin alanını bulabilir miyim ben? Evet, köşegenlerini biliyorum. Biri 6 birim, biri de 4 birim. Alan nasıl bulunuyordu? Köşegenleri çarp, 6 ile 4'ü çarp, 2'ye böl. Aralarındaki açının sinüsü. Sinüs 60. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2. Tamam mıyız dostum? Peki 2 ile 2'nin çarpımı 4, 4'ü götürdü. 6 kök 3 çıktı. Şu ortadaki dörtgen. E büyüğünü sorduğu için de 2 katı 12 kök 3'ü paketledim. Evet 8 numaradayım. Dörtgen, köşegen, köşegen. AE diyor. EC'nin 2 katı. O zaman buraya K, buraya da 2K diyelim. Buranın alanı A ise burası 2A'dır. Buranın alanı B ise burası 2B'dir. Bak bunu üçüncü kez görüyoruz bu şekilde alan yazmayı. Şimdi diyor ki alan ABCD. Yani tüm şeklin alanı E3B ile 3A. 3 parantezinde B artı A'dır. Alan DCB. E o da direkt B artı A olduğu için B artı A'lar gitti. Cevap 3 geldi. 9 numaradayız. AB'yi 14 vermiş. Bir göreyim o AB'yi. Heh, şurası 14. Başka ne diyor? Tüm şuradaki yok. Pembe kısmın alanını soruyor. Arkadaşlar ne öğrendik biz? Paralellik var mı soruda? Var. Alan mı soruyor? Evet. Verilen iki zamazingoyu çarp ikiye böl demiştik, değil mi? Uzatma yani çok fazla. Pratik yol işte. 14 ile 10'u çarp 140 ikiye böl. 70'i işaretledim geçtim. Şuna bakalım keşke sorsalar değil mi böyle sorular. Olabilir sorulabilir arkadaşlarım sorulma potansiyeli var bu sorunun. Şimdi 10 numaradayız. ABC'de dörtgen AB 5. AB'yi göreyim ben bir 5. BC şurayı da görelim 4. Yoksa tüm şeklin alanını mı soruyor? Arkadaşlar aha dörtgeni şöyle çizip üçgen yapalım. E şuradaki üçgeni bulduk değil mi alanını?
Yükseklik 4, taban 5. 4 çarpı 5, 20. Bölü 2'den 10. Bunun alanı. Şuranın alanını bulalım hemen. 6 çarpı 4, 24 bölü 2'den. 12 de buranın alanı. Toplam 12, 10 daha 22 yaptı. Şu amcaya bakalım. 10'muş bir yer. Neresi 10'muş? AC 10. Başka? EC 5. Tamam, onu da gördük. Eşit açılar var. Alan DEC'yi de 6 vermiş bize, sağ olsun. Alan ABD'yi istiyor. Şimdi şu açıya biz A desek. E bu da A. Şuraya B desek. AB, şu E açısı da C olsun. Bak ABC. E büyüğüne bak, AB mecbur C mi burası kardeşim? Yani benzer olduklarını gördün değil mi dostum? Hadi benzerlik oranı yazalım. Küçük de A'nın karşısı 5. Büyük de A'nın karşısı 10. Yani 1 bölü 2 çıktı. Bu benzerlik oranları. Peki ne öğrendik benzerlikte? Alanlarının oranı eşittir. Benzerlik oranının daima karesidir. Yani 1 bölü 2'nin karesi o halde 1 bölü 4'tür. Alanlarının oranı. Burada şaşıracağınız yer şurası. Şimdi 6'ya küçüğününki 24 gelecek. Şuraya 24 yazmayın hemen. Yani 24'ü işaretlemeyin arkadaşlar. Biz benzerlerken neyleri benzerledik? Küçük üçgenle kocaman üçgen. Bunların alanları 1 bölü 4. Yani küçüğünün alanı 6 ise kocamanın alanı 4 katı 24. 6'yı çıkart yalnız buradan 24'ten. Cevabı Bursa işaretle. Tamam mıdır dostum? Evet. Son sorumuza bakıyorum. K, L, M, N bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Falan filan dik var bakın. Şimdi bunlar orta noktaysa bu ortadaki şekil paralel kenar oluyordu. Özel olarak köşegenler dikse bu ortada oluşan kırmızı dörtgen dik dörtgen oluyordu dostlarım. ABCD herhangi bir dörtgen olduğuna göre KLMN dörtgeni için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Dostum ne oldu dedik biz? Zaten söylemiştik. Dik dörtgen oldu kardeşim. Evet, bu videonun da sonuna geldik. İki test çözdük. Bir sonraki videoda iki test daha gömeceğiz. Hadi görüşürüz goberler.